Sevgili Anadolu Gezginleri programı izleyicileri, biz birinci bölüme Bozçalı'mızı sığdıramadık ve ikinci bölümde yine sizlerleyiz, yine başkanımlayız. Evet başkanım, o kadar özel, o kadar güzel bir beldeniz var ki biz bir bölüme sığdıramadık ve ikinci bölümde yine birlikteyiz. Hüseyin Bey, birinci bölüm değil, iki bölüm, üç bölüm de yetmez Bozcalı'yı tanıtmaya. Evet. Yaptığımız iş de yetmez. Daha da yapacağımız işler devam edecektir. Onun için Bozcalı cennet yurdu. Bozcalı'nın insanı da öyledir. Memleketimiz güzeldir. Doğasıyla, havasıyla, suyuyla, insanı mert, suyu sert olan bir bölgedir. Yayla güzelliğiyle, doğa güzelliğiyle farklı bir beldedir bu. Evet, ben de onu soracaktım başkanım. Birinci bölümde izleyicilerimiz izledi. Gerçekten çok güzel tepkiler geldi. Yoğun bir ilgi var. Cennet köşesi bir yer diyorlar. Tekrar sizin dilinizden, sizin pencerenizden şu Bozcalı'mızı bir daha tanıyabilir miyiz? Hüseyin Bey, Bozcalı yaşanır bir memleket. Doğasıyla, güzelliğiyle, yaylasıyla, bunlar söylenmesi değil, yaşanması gerekir. Yani yurt içinde, yurt dışında tüm Türkiye'nin insanlarını buraya davet ediyorum. Misafirim olsun, tanısınlar, Bozcalı'yı görsünler. Her zaman Türkiye'mizin insanlarına kapımız açıktır. En kısa zamanda da bekliyorum. Hizmet sadece Bozcalı beldesinin merkezine değil, köylerine, mahallelerine de yapılıyor. Ve şu anda da Işıklar mahallesindeyiz, köyündeyiz başkanım. Öncelikle biraz bu mahallemizi, köyümüzü tanıyabilir miyiz? Hüseyin Bey, Işıklar mahallemiz bizim 5. mahalle olarak. Merkezde 4, Işıklar 5, geriden geç 6 olarak 6 mahallemiz mevcut. Işıklar mahallemizde göreve geldiğimiz andan itibaren daha öncesinde de tanıtımını yaptığımız 120 tonluk su deposu yaptık. Bu depo evet, 120 tonluk su deposu. Doğrudur. Aynı zamanda yaylamızda, Işıklar yaylamızda ciddi anlamda 9 tane çeşme, 10 tonluk depolarla, pompa sistemiyle, kod farkı normal akışında olmadığı için suyun dere yatağından tepeye tanklarla koyarak pompa sistemiyle, pompa basıncıyla yaylamızı bir at yapı gibi güçlendirerek uygun bir şekilde ve şu anda hizmete sunduk. Aynı zamanda Işıklar yaylamızda Yamadağ bölgesinde vatandaşlarımız talep üzerine güzel bir, görkemli bir yer, cennet yurdu diyelim Bozcalı'nın genel öyle. Orada bir piknik alanı yaptık. İlkokul terk edilmiş ilkokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan ilkokulumuzun çevre istinat duvarlarının yerlerini kazarak orada bir ek bina vardı. Onun temizliğini yaparak, çevre düzenlemesini yaparak ve okulun ciddi anlamda ön kısmında bir istinat duvarı yaptık. Mevcut su hattımız sürekli arıza verdiğinden altyapıya yine gireceğimiz için beklemeksizin oraya 75'lik borumuzla 700 metre uzunluğunda hattı genel olarak değiştirdik. Yine kasabamızdan, ana yoldan, çevre yolundan gelen beton yolun yan dolgularına çıkan harfiyatla araçlarımızın daha kontrollü gidebilmesi için dolgusunu yaptık. Mahallemizin giriş tanıtım levhasını yaptık. Töngel geçtiği kısmında beton arma bir buçuk mefez yaptık. Araziye ulaşmak için İmam Tamı Töngel Geçişi bölgesinde yollarımız gerçekten tahrip olmuş vaziyetteydi. Burayı DSE'den sağ olsun Ali Şetin Kaya Bey müdürümüzden iş makinesi alarak, belediye makinalarını kullanarak uygun bir şekilde yollarımızı tazmize malzemeyle düzelttik. Soğuk Oluk mevkisinde ana depoya gelen hattın %80 oradan gelen bir su bölgesi. Oranın gözesini iyileştirerek orayı basıncını biraz artırarak ana hatta şebekeye bağladık. Bekiroğlu dediğimiz bölgede yine içme suyu gözesini iyileştirerek
1,5 kilometre yakın bir hat döşeyerek Yamadağı bölgesinde piknik alanı bölgesine getirdik. Yamadağı bölgesinde şu anda bir piknik alanı mevcut. Vatandaşımızın hizmetine sunduk. Traktör, kepçe, kum, çakıl, belediye personeli hizmetleri hiç aksamadan mahallemize seferber ettik. Ev yapan vatandaşlarımıza mühendislik, mimar ve teknik elemanlarında yardımcı olduk. Arazi setlerini iş makinamızda merkez ve iki mahallemiz olarak komple arazimizi koruma altına aldık. Mevcut yakılacak odunları da orman kesiminden dolayı devletimizin imkanlarından yararlanmayacak yaşlı kesimlere yakacaklarda yardımcı olduk. Toklu Yatağı güzergahında kısa bir mesafeli bir yol güzergahı vardı. Yine iş makinesiyle burayı dizayn ederek yolunu açtık. Örf adet gelenek göreneklerimizden taviz vermeden mahallemize hizmet devam ettik. Her şey Bozcalı şimdi. Devam ediyoruz efendim, devam edelim. Efendim neredesiniz siz? Biz Bozcalı Işıklar Mahallesi'ndeniz. Ya Işıklar'ın en karizmatiğini arıyoruz, o da sizsiniz dediler. Doğru, olabilir. Olabilir. Köy TV izliyor musunuz, Anadolu gezginlerini? Köy TV. İzliyoruz. Amil Yüce, Tokat İlli Reşadiye ilçesi, Bozcalı kasabası, Işıklar Mahallesi'nden. Abi askere tekmin verir gibi oldu ya. Kaç yaşındasın? Ben 55 yaşındayım. Ha, yurt dışındayım. Yurt dışındayım ben. Bunu hiç göstermiyorsun ya. Ben 43 yaşındayım sanki. Abi teşekkür ederim. Abi. Şu anda yurt dışındayım. Hala yurt dışındayım. Almanya'dan izine geldim. Ne iş yapıyorsunuz? Orada taksicilik yapıyorum. Çok iyi. Tamam, artık Almanya yolumuz düşerse gezdirirsin. Buyurun, buyurun. Yağmur yağdığı zaman bütün su çakımla beraber su yoldan buraya geliyor. Bakın bu her sene şey yapıyor. Anladım. Yani buna bir çare bu köyün girişini çıkışının kanalını şey yapması, köyün içinin biraz daha şey olması, temiz olması. Diyorsun. Diyorum. Delisi kim buranın abi? Buranın delisi. şimdi herkes kendi çapında biraz delidir yani. Akıllısı kim peki? Ne? Akıllısı. Akıllısı ben mesela muhtar. Köyün ileri geleni muhtar. Muhtar olmuş ki köyün akıllısı demek o yani. Muhtara da gideceğiz, devam ediyoruz efendim. Muhtarım. Ya Işıklar'ın en akıllısı kim dedik, dediler muhtar. Öncelikle mahallemize hoş geldiniz. Ben Işıklar mahalle muhtarı Harun Keleş. Mahallemize hoş geldiniz. Hoş bulduk muhtarım, size akıllı Mahallemizin delisini sorarsanız mahallemizde ufak tefek deli vardır tabii. Ya, her mahallede deli var. Atın iyisine, doğru adamın iyisine deli derler, boşuna mı? Ne yaptın derler. Işıklar'ı biraz anlatsanız. Işıklar köyü 10-15 sene önce Bozcalı kasabasına bağlandı. Yurt dışında insanımız çok. Kışları köyde 50-60 hane kalıyor ama yazlar bu 200-300 haneye çıkıyor. İnsanı mutedildir, iyidir, yardımseverdir, cömerttir. Yiğitlerin harman olduğu yer diyebiliriz. Köy televizyonunu izliyoruz. Köy televizyonunu izliyoruz. Köyde çünkü hayat var, bu milletin hayat, kanalı evet. Diyoruz. Hocam biz bu köyün delisini arıyoruz da. Delisini arıyorsun. Akıllısı kim? Akıllısı. Bunlar seçtiler. Bunlar seçtiler akıllıyı. Çok güzel. hocam öncelikle köyümüzü biraz anlatır mısınız? Eski ismi Meşale buranın. Şurada bir dere var, oradan dolayı almış. Bu halk dilinde kabalaşmış, maşala olmuş. Meşalenin anlamı ışık olduğu için Arapçada maşallah ışıklar diye yeni isminde ışıklar oldu. Çok güzel. Böyle bir yerleşim şekli var. Efendime söyleyeyim, insanlar daha çok tarımla uğraşıyor burada. Patates, fasulyedir. Öyle mi? Efendim, patates de var mı burada? Tabii patates, buranın patatesi meşhurdur mesela. Çok meşhurdur. Yayla, köy böyle. Çok güzel bir yer. Bir köşe. Bekliyorsun abi. Bugün cuma, işe gitmedik, bir yere gitmedik. Onun için cumayı bekliyoruz. Çok güzel. Abi ben ne arıyorum? Ne arıyorsunuz? Işıkların delisini arıyorum. Işıkların delisini. Işıkların delisi az önce yukarı gitti. Onu gördün. Abi ne var? Akıllısı? O da aşağı iniyor. Vallahi pek akıllı yoktur. O da aşağı iniyor. Olabilir. Abi efendim. Sence deli kim ya?
Deliyi aramak lazım. Deli kim olduğunu. Arıyorum ben. 6 yıldır arıyorum da bulamıyorum abi ya. Bulursun, bulursun. Nasılsın, iyi misin dede? İyiyim Allah'a şükür canım. Nasıl gidiyor, halin vaktin nasıl? İyi, zararımız var. Yaş kaç dede? 81. Maşallah. Buraya geldiğimiz andan itibaren yaptığımız işler hep piyasada sizlere, gözünüze ana görürsünüz. Herkese ana buradan teşekkür ederim. Başkanımıza da başarılar dilerim. Merhaba, nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür. Abla, ya ışıkların delisi kim biliyor musun? Işıklar delisi ben değil. Delisi ben. Delisi kim? Aramızını bilmiyorum artık. Sekiz kenarmış kasketin. Evet, tabi. Biliyorsun değil mi sekiz kenar kasketiyle o adam benim babam türküsünü? Tabi. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür Allah'a, iyiyim be. Köyün delisi kim? Delisi de var, akıllısı da vardır yani. İlla ki böyle diyemezsin ki, şu deli diyemezsin. Bizde öyle pek ahım şahım deli yok. Adamın atın iyisine doğru, adamın iyisine derler abi. Ya biz kendi aramızda diyoruz yani. Deli ne arıyorsun mesela? Adın ne? Nisanur. Nisanur, sen ne kadar tatlı bir kızsın ya. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın kızım? 10. Oy, dişler de kim yemiş, fareler yemiş. Sen kaç yaşındasın? 6 ay 7. Ali Bora 6 yaşında. Benim oğlum var burada. Ali Bora selamlar. Ali Bora selamlar. O kadar. İsteğiniz var mı başkandan? İsteğimiz, benim tek isteğim parkı düzeltsinler, onu istiyorum. Aynı park. Bozçalı'daki parkı. Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Çok iyiyim. Ne var? Bir şey varsa hatırlat söyleyeyim. Var abi, bir şey var. Onun için geldim. Ne var? Söyleyeyim. Sorayım. Sor ne söyle. Sor, Işıkların söyle. Muhtar adayı senmişsin. Muhtar adayı mezarda olacağım. Şimdi yıkılmayan da. Ya hepsi espriydi. Tabii dediler ki Işıkların bir karizmatiği, yakışıklısı var. Işıkların ağası var. O siz misiniz efendim? Bana deli Hamza derler, evet. Bana da deli Hüseyin derler. Zaten Hüseyin bak kapışmıyor. Vallahi mi diyorsun? Vallahi göbek yani ismi. Ben Türkiye'nin delisiyim. Sen Boşçalı'nın delisiyim. Boşçalı'nın delisiyim diyorsun. Boşçalı'ya benden deliler de vardı da Işıkların delisi benim yalım. Tamam mı? Ne kadar karizmatiksin ki. Ben bile kıskandım seni ya. Ya kocarı bile kıskanıyor. Bu yaşta. Helal. Abo. Ne yaptın Allah'ı bile bir anlatsana. Yaptım usta. Bari hele bir tane anlat. Ya 24 işte. 24 derken. 25'li yemedim canım. Dur. Ha 24-25'li yemedin. He ya. 25'inciyi aldım. Ya dayı harem mi kuruyorsun, ne yapıyorsun? Ya sen ne diyorsun? Ya, eşidü de başımıza belayı satın al. Bu saat kaç O 76 ben 70. 76 yaşında sen? 77. Ha sen 73. 77. 73. Tamam. Yani bu yaşta kıskanılıyor mu? Ana. Biraz önce bir hasta ziyaretinden geliyorum da. Benim bir tanesi peşimden geliyormuş. Ne duruyorsun orta yahu diye. Ben de görmedim ama. Allah. He. Allah. Niye görmedi mi peşinden geliyordu? Oğlum nasıl bir şey ya? Bırak oralarını bulacak. Seven kıskanılıyorum. Evet öyle tabii be yavrum. O kadar. Abi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Biz seni karizmatik seçtik de. Sana göre Işıkların, Bozcalı'nın karizmatiği kim? Vallahi Bozcalı'nın karizmatiği şimdi... Yakışıklısı. Başkanların iyisi yok zaten. Allah Allah. Adam gibi? Adam gibi başkan. Allah Allah. Evet, bana göre de herkese göre de. Peki hizmet geliyor mu köyünüze? Vallahi hizmet inkar ederse karamolu geliyor. Vatan bizim. Bizim ana, elbet bizim arkadaş bizim ya. Bizim dedelerimiz burada öyle gerçek. Cetvelle ölçülmedi bu vatan. Gayet tabii canım. Sarıkamış Dağları'nda, Sarıkamış Dağları'nda yatanlar bizim dedelerimiz. Çanakkale'de yatanlar bizim dedemiz. Bunlar namussuzlar, gene inkar ediyorlar. Bunlar dediğimiz o ecnebi işte. Uşakları diyorum ben. Ya onlar Ermeni asıllı. Ha? Onlar Ermeni asıllı, bırak. Ya şimdi ben geçen ay Hakkari'deydim, program yapıyorum. Efendim mesajlar geliyor. Yok burası Kürdistan, ne geziyor TC falan. Öyle bir şey ki bu vatan hepimizin. Kusura bakmayın. Ha ya ben şunu da anlamıyorum. Özellikle şunu o zaman da altını çizmiştim. Kürt demek efendim terör değil. Bu ülkenin Kürdü de, Türkü de, Alevisi de, Sünnüsü de, Lazı da, Çerkesi de. Hepimiz biriz, bütünüz diyor.
ben o zaten Türk vatandaşımızı burada yürekten de kutluyorum. Evet. Senden benden de milliyetçi, benim vatansever. Türk demek terör demek değildir. Bunun altında çiziyorum. Batıdakiler de lütfen o Anadolu'ya gitsinler, o Doğu'ya gitsinler. Oranın insanlığını, misafirperverliğini, adamlığını görsünler. Görsünler tabii. Benim 30 senedir, 31 senedir 40 komşum var orada. Vallahi benim ona bir zerre kadar zararım dokunmaz. Onun da hiç dokunmadı bana. Bizim her tarafta hakkımız var. Kürt bizim kardeşimiz. Kürt'e soruyorum ben arkadaş. Senin dinin ne İslam? Peygamberin kim Hazreti Muhammed? Kitabın kim Kur'an-ı Kerim? Kıblemiz bir, imanımız bir. La bunun ayrımcılığı olur mu? Ya. Sen 10 tane değil bana ne bileyim. Ondan sonra bazı ecnebi uşaklar içten ve dıştan çıkıyor. O kafirler Ermeni asıllılar, Amerika'nın uşakları onlar. Gelmeyin bu oyunlara kardeşim. Ben hepinizi çok seviyorum. Biz hepimiz biziz, bütünüz kardeş diyoruz. Devam edelim. Ondan başkası da yok zaten. Devam edelim mi dayı? Edelim ne var abi, sanki? Edelim, gezelim. Aldım. Gezelim gel de. Ve tabii ki mahalleleri ve o mahallelere yapılan hizmetleri de anlatmaya devam ediyoruz. Ve yine çok önemli, çok güzel bir mahallesinde, köyündeyiz. Gerden Geç Köyü. Mahallemiz, evet. Doğrudur Hüseyin Bey, Bozcalı beldemiz 6 mahalleden oluşur. 6. mahallemiz olarak Gerden Geç Mahallesi'ndeyiz. Yine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bu mahalleyi bize biraz tanıtır mısınız? Bu mahallemiz bizim en küçük mahallelerimizden birisi. Ama çok görkemli, güzel, iki vadi arasında oturmuş bir mahallemiz ve bu mahallemizde öbür mahallelerimiz gibi aynı eşit seviyede tutarak, noksanlıklarını gözeterek, halkla ilişki içerisinde olarak, vatandaşı dinleyerek yani elimizde, hiçbir siyasi görüş ayıtmadan ben bu milletin başkanıyım, herkesin başkanıyım diyorsunuz ve hizmeti her yere götürüyorum. Aynen diyorsunuz. Doğrudur. Yani. Buralara neler yaptık başkanım? Buradan ben Hüseyin Bey ilk göreve geldiğimiz andan itibaren köy konağı dediğimiz sosyal tesis olan yemekhanenin sıvasını, batasını, boyasını, arkasından Mehmet Deresi diye bir köprü, yani benim tabirimle mefez ama köprü olarak vatandaş bunu tabir ediyor. Oraya 1,5 metre birebir olarak bir mefez yaptık. Arkasından Sulupası'na giden yolları, yaylı yollarımızı, arazi yollarımızı, vatandaşların talepleri üzerine tüm yollarımızı en iyi şekilde yaptık. Bu caminin yan tarafında bir vatandaşın desteğiyle, belediyemizin de katkısıyla beraberinde bir sundurma yaptık. Cami inşaatının da yeni cami inşaatımız olduğu için öbür mahallelerimiz gibi burada belediyemizin desteğiyle, vatandaşlarımızın desteğiyle, boyasıyla uygun bir şekilde bazı hibe olarak bazı yatırımlara yaptık. Yine yaylalarımızda gözeleri iyileştirerek çeşmeler yaptık. Gelecek mevkisinde bir tane aynı bu ışıklar merkezdeki gibi piknik alanı yaptık uygun bir şekilde. Evet. Bu tenteli Pınar mevkisindeki gözeyi iyileştirerek ana hatta bağladık. Kavak Çukuru'ndaki mevkisindeki su gözesini, yasal işlemleri tabii bunları yaparken yasal işlemleri de unutmuş değiliz. Bunları da yaparken tahlillerini falan Samsun Bölge Müdürlüğü'nden alarak bu şekilde Gerden Geç Mahallemizi de göz ardı etmedik. Yine fırınlarımız, yani toplam genelinde 23 adet mahallemizin genelinde vardır. Bu mahallemizde de bir fırın vardır. Yani işçiliğini yine biz vatandaş tarafından, malzemesini belediyemiz tarafından, yayla taşımacılığında bir de merkeze burası 3 kilometre falan uzakta olduğu için ve salı günleri pazarımız var merkezde. Taşımacılığını pandemi öncesinde ücretsiz olarak karşıladık. Ve imam önünde bir taş duvar talebi vardı muhtarımız ve meclis üyemizin. Onu yaptık. Ve bu şekilde vatandaşımızı dinleyerek, elimizden geldiği müddetçe belediye imkanlarını kullanarak, yani devletimizin imkanlarını kullanarak, bu mahallemizde de su sıkıntılarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde, aylarda şu anda ihale aşamasında olduğunu biliyorum. Devletimizin desteği ne zaman şıkıtta ihale yapılıp
Bozca kazmayı ilk anda vurduğumuz andan itibaren Bozca'nın geneli ve altı mahallesini inşallah bu içme suyundan kurtaracağız diyorum. Saygılar sunuyorum. Yani yine duramıyorum, yine soruyorum ya başkanım. Hakikaten bunları nasıl başardınız? 2 yılda bu kadar pandemi, bu kadar borç, virane bir aldığınız belediye, yani gerçekten kaynak nerede? Hüseyin Bey, amel halisen olduğu zaman Cenab-ı Allah seni bir yere götürüyor. Makamın mevkin ne olursa olsun, işin uşağı olmazsan kendin bir hiçsin diye bir sözümüz vardır bizim inşaat dünyasında. Onun için Bozcalı'ya hizmet benim için gururdur. Her şey Bozcalı için. Devam diyorum. Edelim. Devam edelim başkanım. Bakalım içeride neler var. Hani ilkokul kitaplarımızda vardı ya, orada bir köy var uzakta, önümüzde öyle bir köy var. Geçim kaynağı ne başkanım? Tarım ve hayvancılık, yine aynı bölge, kısa bir mesafe var aralarında. Ot, buğday, arpa, Macar fiyi dediğimiz, atmosfer iyi, hava iyi, insanlar iyi. Anlatmaya, durmadım gezmeye, karış karış karışlamaya devam edelim. Gidelim. Şimdi de Gerdengeç'teki karizmalarla birlikteyiz. Efendim, buyurun, Gerdengeç. Evet. Anlamı ne? Vallahi ben onu bilmem. Şimdi bileyim desem yalan olur. Gör de geç gibi bir şey. Yok canım, şu manzara bırakalım baksana şu güzelliğe. Gerdengeç. Gerdengeç. Anlamı bilmiyorum dayı. Vallahi bilmiyorum. Bileyim. Ben niye geldim? Geldim bir sor sana. Vallahi sen bizi görmeyemedin ya, muhakkak bir şey istedim. Vallahi bir görmeye geldim. Buranın en karizmatiği siz misiniz? Yoo ben... Kim abi? Vallahi bilmiyorum ki ya. Delisi kim abi Gerdengeç'in? Delisi mi denize hidayet yatsın. Akıllısı? Akıllısı da benim tabii canım. Vallahi deli çağırdığıma göre akıllısı benim. O kadar. Ben gidiyorum. Nereye diyor? Ben de deliyim ya. Deli deliyi görünce ne yaparmış? Kaçarmış. Çomağını saklamış. Deliyim. Bir. Gönlünüz. Sen de bendenmişsin. Evet. Ya ben Türkiye'nin delisiyim. Dedim Gerdengeç'in delisi kim? Eski muhtar dediler. Heh. Abi nasılsın? İyi misin ya? Sağ ol, teşekkür edeyim. Deli deliyi görünce ne yaparmış? Ha, deli deliyi gördüm dedi, birbirlerine hallaşırlarmış. Çomağını saklı. Şimdi muhtarım. Evet. Şimdi efendim, siz eski muhtarmışsınız. Evet. Bundan 2 devre önce. Kaç dönem yaptınız? 15 sene hiyetlik yaptım birinci azalı. Ondan sonra kafayı yedim. Ondan sonra 5 senede muhtarlık yaptım. Ondan sonra? Ondan sonra da hayatıma yaşamaya başladım. Çok güzel. Evet. Senin gözünden, senin pencerenden Gerdengeç'i bize bir tanıt sana. Gerdengeç efendim zamanında burası 14 taneydi biz ayağa kalkmamızda. Benim ayağa kalkmamda 14 taneydi. Ayağa niye kalktın onu anlamadım. Doğdun doğasıya yani. Ayağa kalkmak o anlama geliyor. Evet. Efendim 14 tane. Kameraman Abdullah da ayağa ne zaman kalktı? 22 yıl önce. Evet. 22 yaşında değil mi? Bir ayağa kalktı bir oturmuyor. Efendim sonra burası çoğalı çoğalı İstanbul'a gitti. İstanbul'da bugün 100 hanemiz var. Burada da 30 hane var. Çoğaldı yani. Öyle bir akıllı bu laf. Akıllı laf. Akıllı sen misin yoksa? Severim. Hayır, iki deli birbirimizi bulduk, akıllı arıyoruz. Ben bu köyün akıllısı kim dayı? Bunun adı ne? Adil. Adil Demir. Adil Demir. Delisi kim? Delisi ben. Tamam, iki deli birbirini buldu. Evet. Köylümüz, bu milletin efendisi olan köylümüz. Alnınızın terinin karşılığını alabiliyor musunuz? Hayır, alamıyoruz. Alamıyoruz. Ne olmalı? Mümkün değil. Çözüm ne? Milli ekonomi modeli. Ya diyorsunuz bu. Evet. Abi, ya bu başka deli var mı? Başka deli yok. Ondan başka var mı? Ondan başka kimse yok. Siz de izliyorsunuz değil mi Köy TV'yi? Anadolu Gezginleri Köy TV izliyorsunuz değil mi? Evet, biliyorum. Köyde hayat var. Biz onları aramaya gidelim mi? Köye doğru gidelim. Yardımcı olun bana. Gidelim deli ya. Ne yapalım ya? Yani. Başkanım, Bozcalı'nın aksaçlıları mı desek, dedeleri mi desek, akil insanları mı desek, gerçekten köşe taşları burada. Kimler var?
Aynen doğru Hüseyin Bey. Bunun üzerine daha fazla cümleler kurabiliriz. Hocalarım benim ilkokul dönemlerimde saygı duyduğum, örf, adet, gelenek, göreneklerimizi bunlardan öğrendiğim çok değerli hocalarımdır. Ortaokul dönemimde de yine karşılaştım hocalarımla. Şu ana kadar belediye başkanlığını bırak, hocalarımın karşısında hiçbir zaman uygunsuz bir hareketler ne bana yakışır ne hocalarımla da zaman zaman istişare yaparım. Fikirlerini, düşüncelerini alırım. Fikirlerini paylaşırım. Gerçekten hocalarım benim için değerli bir hocalardan ziyade baba dostudur diyebilirim. Her zaman hocalarımla gurur duyuyorum. Allah'ım sağlık sıhhat versin diyorum. Şimdi onlara soralım. Siz öğrenciyken nasıldınız? Beni Bozcan'ın gelenine sorabilirsiniz. Hocam, onu da hocalarım değerlendirecek. Aynen. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım hocam. Ben Bahtiyar Yılmaz. Emekli öğretmen. Bozcalı kasabasından. Gerçekten Bozcalı çok güzel bir yer. Yalan dünyanın gerçek cenneti. Öncelikle Bozcalı deyince aklımıza ne gelmeli? Bozcalı deyince Tokat'ın Reşadiye ilçesinin en büyük belgesi ve büyük bir ne bileyim yani yaylasıyla, köyüyle, beldesiyle cennetin bir köşesi. Güzel bir yurt. Çok güzel. Şimdi hocam eğitim sistemine de değineceğim. Tabii ki eskiyi ve yeniyi kıyaslatacağım. Eskide gerçekten her şey o kadar güzeldi ki. Özellikle siz değerli hocalarımız, bu arada ben de tüm hocalarımın ilkokuldan üniversitedeki hocalarıma kadar ellerinden öpüyorum. Öyle bizi bir yetiştirdiler ki belki son kuşaklarından biri benim. 78'liyim. Çünkü bizden sonra maalesef o eğitim sistemimiz sıkıntılar çekmeye başladı. Eskiye nazaran eskiyi bir değerlendirir miyiz? Eskide eğitim nasıldı? Şu an nasıl? Şu anı nasıl görüyorsunuz siz? Şimdi eskiden eğitim biraz daha teferruattı. Yani saygılı, büyüklerine, küçüklerini seven ve daha etkili, daha iyi. Ama son dijital yayınlar, yani bilgisayar sistemi ve son dönemdeki 2 yıldır bu pandemi belası, bu gençleri, onları da şey yapıyorum, onlar da uyanık, daha akil, daha zihinleriyle meşgul oldukları için sosyal yönden belki iyi olabilir ama böyle eğitim, ahlaki yönden biraz daha durgun yani. Bizce daha gençleri ileriye yönelik, böyle araştırmacı, ne bileyim büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi, devletine, milletine, yurduna hizmet eden bir umutla yetişmeli. Başkanımın nasıldı çocukken? Biraz anlatır mısınız bana? Başkanın çocukluk dönemi iyi biliyorum. Ve öyle bir çok aşırı yaramazlığı yoktur. Çalışkandır. Kafası çalışır. Ve öyle bir kopya çekmeye falan ihtiyacı yoktur. Bu zaman gördün mü hocam gözünde bu adam gelecek görüyorum bunun gözlerinin içinde. Tabii gelecek görür. Kendisi yaşantısında, aile hayatında ve iş hayatında başarılı olmuştur. Buraya da gelince yine de kazanmış, seçmiştir. Halk bunu takdir etmiştir. Büyük bir farkla kazanmıştır. Şimdi size puan verdirelim o zaman. O zaman ilkokulda not veriyordunuz. Şimdi not verdirelim. Çalışmalarına 10 üzerinden kaç puan? 10 üzerinden 10 veriyorum. Doğru mu söylüyor hocam? 10 puan hak ediyor mu? Şimdi riya girmesin içine. Değil mi? Şimdi başkanımın çalışmalarında önce dobra yansız yalansız öğrencinin olduğu için değil. 10 üzerinden kaç puan? Mevcut olan buna kadar gelen başkanlardan geri değil. Ondan ileri diyorsun. Geri değil. Ama hocam politikacı. Politikacı 10 üzerinden? 10 üzerinden 10. Peki çalışıyor muydu hocam ilkokulda? Ben ortaokula girdim de sende değil mi? Ortaokula hocam. Gördün mü o zaman gözünde bir ışık? Uyanıktım. Arkadaşın dediği gibi cesaretli. Siz kopya falan yakaladınız mı?
benim dersine girdiğim öğrencilerin %90'ı terbiyeli, istikrarlı, çalışkan, kurallara uyan kimselerdi. Güzeldi onlardan birisi. Maşallah. Sıkasına falan hiç kimsenin rastlamadım, buna da rastlamadım. Eskiden her şey güzeldi. Ama şu anda evet, akıllı telefonlar çıktı çıkalı insanlar aptallaştı diyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu sanal dünya, elimize o telefonu verenlerin elinde kitap, bizim elimizde o dünya, o sanal dünya, o sahte dünya. Ben böyle yorumluyorum bir gazeteci olarak. Siz bu olayı nasıl yorumluyorsunuz? Beyefendi, eskiden teknoloji yoktu, araç gereç yoktu, bilgi yükleme vardı. Öğretmen öğrenciye bilgi yüklüyordu, araştırıyor, buluyordu. Şimdi ise öğrencinin, öğretmenin bilgisine gereği yok. Zaten cebinde telefonu var, interneti var, oradan gereken öğreniyor. İşte bu, öğreniyor mu? Sıkıntı orada. Bu bir. Bir de şimdi yeni mezun öğretmen arkadaşlarımızla eskiyi kıyaslarsak, onlar bizden farklı yetiştiler. Biz de onlardan farklı yetiştik. Bizden öncekiler de köy enstitüsünden mezun oldu. Onlar daha farklı. Oraya gelelim. O köy enstitüsü. Oraya ben girmiyorum. Oraya gidersem oraya gidemiyorum. Efendim, benim ailemde bir yıl üniversite mezunu var şu anda. Bir yıl. Ben mesela öğretmen okulunu bitirdim. Dışarıdan bir iki yıllık bitirdim ama önemi yok. Onların kültür yapı, genel kültürlerini, mesleki kültürlerini demiyorum. Genel kültürlerine baktığımız zaman bizimkinden çok geride kalmışlar daha. Şu hali daha o bizim yetiştiğimiz kültüre yetişememişler. Arslan Çelik, 30 yıllık emekli öğretmen, Bozcalı. Ben 26 yıl çalıştım. 30 yıl emekli olan oluyor. Hiçbir öğrencime güzel dayanma. Ya kusura bakma, şuradan çekerdiniz. Sağlığına zararı yok, acırdı. Başka bir şey öyle yok. Kızlara da kalemle şöyle vururdum, başka yok. Hadi hoca, başkanıma vurdun mu? Hatırlamıyorum. Yok hocam. Vallahi mi? Yok. Çünkü ben başarılı bir öğrenciydim, öyle inanıyorum. Hocalarımın takdirine sunuyorum. Zaman zaman kendileri olmadığı zaman sınıf başkanlığı da yaptım aynı dönemde. Doğuştan yani, başkan. Yani normalinde kendileri bir görev icabı olduğu zaman sınıfı bana teslim ettiklerini biliyorum hocam. Ders konusunda hiçbir öğrenciye kıtlık bile bulmamıştım ders konusunda. 1950 doğumlu Salih Aktekin, bu köylüyüm. Emekli öğretmenim, 24 yıl oluyor emekli ayrılalı, Tokat'ta oturuyorum. Kaç not veriyorsun? Dersine girmedim ben bunu. Peki şu anki çalışmalarına bir not veriyorum. Valla ben de 10 vereyim hadi. Öyle... Sosyalla girdin. Musun sosyalda, sosyal bilimlerde hocamdın sen. Öyle mi? Tabii Kurtuluş Savaşı'nda. Yani... Ya ben şimdi bir hastalık geçirdiğim için dersine girdiğimi bile hatırlamıyorum. Girmişim ama hatırlamıyorum. Ben çünkü yani 2007 yılında bir beyin ameliyatı geçirdim. Geçmişi unuttum zaten. Hocam daha peki şu anki eğitim sistemiyle siz ne yorum bulunacaksınız? Allah, şimdiki eğitim sistemi bizimkine göre çok geri yani. Çok geri. Boşuna demedim işte, akil insanlar, işte ak saçlılar, abiler gelin ya, alın bir şey bilmiyorsanız öğrenin. Şimdi bunlar yaşayan tarih. Hemşerim, senin ismini ne ben Hüseyin bilmiyorum. Ben. Hüseyin. Şurada okulun bahçesinde öğretmenler sigara içiyor, dışarıda talebeler sigara içiyor şimdi. Bunda ne eğitim mi olur öğretmen? Şunu, öğretmenler de sakallı, kot pantolonla giriyor. Biz bir gün kravat takmadan girdim dersem müfettiş yakaladı beni. O günden ahir gibi müfettiş geldi. Bana neredeyse zayıf not veriyordu. Öğretmenlik başka mesleğe benzemez. Öğretmen demek yani toplumun lideri demektir. Yani öğretmen böyle olursa okuttuğu öğrenci de böyle oluyor işte. Ben bu kadar söyleyeyim. Bahane değil. Hocalarım, yeni öğretmenlerimiz. Buyurun. Tarih burada, ders burada. Her gün bir beş çay içiyoruz. Şimdi yeni öğretmenler de birbirlerini tanımıyorlar. Tanımıyoruz, biz de tanımıyoruz. Onlar kendilerini birbirlerini de tanımıyorlar. Anadolu gezginleri devam ediyor. Anadolu gezginleri Bozcalı'da reklamlardan sonra devam ediyor.